Sen burada bekle. Ben gidip kayıt yaptırayım. Melek, alt tarafı bir pansuman. Şuradan binle, rica ederiz şimdi. Olur mu canım öyle şey? Sen bana emanetsin. O eli iyileştirmeden buradan gitmek yok. Genç adam Eylül'ü arıyorum demişti. Demek o senmişsin. Kimdi peki, hatırlıyor musunuz adını? Adını bir yere not etmiştim. Yavuz muydu? Bir saniye canım. Yılmaz. Ha, burada. Yağız. Adı Yağız'dı. Senin için çok endişeliydi. O hali gözümün önünden gitmiyor. Bir saniye. Efendim. Evet. Eylül'ü sordum doktor. Yok geri başına artık. Gidip özür dileyin bari. Hadi canım, hadi, hadi. Sen hiç merak etme yavrum, merak etme. O Koray'ın sana ettiklerini tek tek ispatlayacağız. Hapislerde sürüp sürüp süründüreceğiz onu. Ondan sonra da lisanlı münasiple Yağız'la babana olup biteni anlatırız. Sen hiç üzülme. Ya düşündüğümüz gibi olmazsa? Babam hala Koray'ı tutuyor. Yaz benim onu aldattığımı düşünüyor anne. Çok affedersiniz. Karışmak istemem ama... Eylül... Yağız seni affeder, hiç merak etme. Çünkü o seni çok seviyor. Gözlerinden belli. Bak... İnsan affetmeyeceği biri için... Bu kadar çırpınmaz. Canım, annen yanında. Ben de yanındayım. Her şeyden önce sen mağdursun. Kanunlar da senin yanında. Bunu sakın unutma. Şimdi, ben size raporu hazırlıyorum. Ve evinize yolluyorum. Tamam. Allah sizden razı olsun doktor hanım. Çok sağ olun. İyisin değil mi? Ağrın sizin yok. Yok. Benimki de soru işte. Koskoca dağ gibi delikanlı. Şuncacık şey mi acıtacak canını? Tamam. Tamam. Hemen geliyorum. Lütfen kusura bakmayın. Benim hemen ameliyata girmem lazım. Ama dediğim gibi raporu hazırlatır, yarın size ulaştırırım. Ben çok teşekkür ederim. Her şey için. Ne demek Eylül? Merak etme. Her şey düzelecek. Sen mücadele etme kararı alarak zaten çok önemli bir adım attın. Adalet yerini bulacak. Sağ olun doktor hanım. Hadi annem, biz de gidelim. Baban gelmeden evimizde olalım. Yağız. Bak gerek yok deme. Ay enfeksiyon falan kapar, kolunu kaybedersin sonra. Melek sen ne saçmalıyorsun? Ufacık bir kezik yüzünden niye kolumu kaybediyorum? Ay ne bileyim ben ya. Ben seni böyle yaralı görünce panikledim. Evham yaptım. Bir an önce iyileş istiyorum. Ne yapayım? Bu durumda bizim polise gitme işi de yarına kaldı. Baksana evraklar olmadan gidemeyiz ki. Olsun anneciğim, sonra gideriz. Önemli değil. Annem. Senin sayende. Eğer sen olmasaydın ben bir ömür içimde bu acıyla kıvranır dururdum. Babam da anlamazdı. O pisliğe verirdi beni.
yavrum. Biz yine de ilaçları alalım. Sonra Nermin annem... Teyzem bana kızar. Tamam. Gidelim. Müzik.